dinlemekte olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ajans Futbol'a hoş geldiniz. Herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Lig Radyo'da Yetkin Etkin'le Ajans Futbol başladı. HDI Sigorta sponsorluğunda yayınımıza hoş geldiniz. Korona günlerinde bilindiği gibi ikinci ve üçüncü yıl programlarını haftalardır işlemeye devam ediyorum. Ve bugün sizleri tarihi çok eski birçok oyuncu yetiştirmiş ve aslında futbol camialarından bir tanesi taraftarıyla da bütünleşen Sarıyer kulübüyle sizleri buluşturacağım. Sarıyer bir dönemin ekolü aslında. Sarıyer'e gönül veren çok sayıda taraftar olduğunu da biliyorum. Bizi şu anda takip eden taraftarlara da buradan selam olsun diyelim. Ama biz program içerisinde Sarıyer'in hem gündelik performansını konuşacağız, hem yapılacak bundan sonraki süreçte projeleri konuşacağız. Aktif futbolcuları konuk edeceğiz. Başkanımızı, sportif direktörü ve aynı zamanda hocamızı ağırlayacağız. Yani dolu dolu bir saat sizleri bekliyor olacak. Ve Sarıyer'e gönül verenlerin de bence dikkatle daha fazla kulak kabartacağı özel bir yayın olacağını da söyleyebilirim. Tabii Sarıyer bu sene geçtiğimiz dönemlere oranla biraz daha aşağılarda kaldı. Çünkü son yıllarda hep yukarıda birinciliği kovalayan, playofflarda kendinden söz ettiren, iyi oyuncuları kulübe getiren bir yapısı vardı. Son yıllarda hep bunu yaptılar ama bu sene ilk iki treni gerçekten kendi gruplarında da öyle bir Samsunspor takımı vardı ki Manisa FK bir ara çok ciddi bir seri yakalamıştı. Sonra düşüşe geçti ama Samsunspor'da yaptığı yatırımlarla farkı açtı ve çok da öne gittiği bir süreç yaşadı arkadaşlar. Bunu da tekrar söylemiş olalım. Ama Samsun ve Manisa FK aşağısında bulunan diğer takımlar birbirine çok daha yakın puanla gitti. Yani İnegöl, Afşet Afyon, Tarsus, Pendik, Sarıyer, bu kulüpler birbirine hala puan olarak çok yakın durumda. Sarıyer 28 maç sonunda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 39 gol yedi. Aslında gol ortalamaları açısından orta standart, yani çok fazla gol atmadıkları bir dönem. Çok fazla mağlubiyet aldıkları da bir dönem ama ligin boyu az önce de söylediğim gibi 5. durumda bulunan İnegöl'le aşağısında 9. 10. sırasına kadar uzanan bir playoff katlı sınırı var. Yani 2 galibiyet sizi çok başka noktaya götürebilir. 2 mağlubiyet havlu atmanıza neden olabilir. Ama şu anda puan olarak 5 puan geride Sarıyer takımı ve bu puanları eritmeye çalışacak önümüzdeki süreçte. Ekrem Al takımın teknik direktörü, Saffet Başkan uzun süredir kulüp başkanlığını yürüten isim ve Saffet Akkoyun'u önce yayınımıza bağlayacağız ve Saffet Başkan'la önce bir başlangıç yapalım. Önemli bir tecrübe. Aslında kulübün çevresini değiştiren başkan olarak da nitelendirebiliriz. Bir ara bitti denilen kulübü çok başka noktalara taşıdığı için Saffet Başkan önemli bir sorumluluk da almış durumda. Şimdi başkanımıza bir önce hoş geldin diyelim. Başkanım, Lig Radyo'dasınız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun başkanım. Valla şu süreci atlatmaya çalışıyoruz hep birlikte. Sizden de tabii ki gündemimizde yer alan koronavirüs konusuyla ilgili birkaç söz duymak isteriz başkanım. Nasıl kurtulacağız bu süreçten? Vallahi koronavirüs işte maalesef dünyanın başına bela olmuş bir tehlike. İşte ben 24-25 gündür evimde eşimle beraber oturuyorum. Telefonla işime bakıyorum. Yani evde oturacağız. Maalesef bunu yaşamak zorundayız. Başka bir şeyimiz yok. Biz ayrıca Sarıyer Spor Kulübü olarak da kamp tesislerimizi Sarıyer'deki doktorlarımızın emrine verdik. 22 doktorumuz da orada hep kalkıyorlar. Önemliymiş. Bunu bilmiyordum yani, başkanım. Tabii. Bu bir aşağı yukarı 15-16 gündür bravo başlattık. Hep beraber başlayacağız yani. Bunun başka çaresi yok. Omuz omuza ve tabii ki birlikten kuvvet doğar diyerek
belli standartları da kurallara uyarak tabii ki bunda yeri gelmişken söylemek lazım başkanım. Tabii ki ben İzmir'de oturuyorum, şu bakıyorum bazen evin şeyinden aşağıda deniz kenarında 3-5 kişinin bir araya geldiğini görüyorum, üzülüyorum. Hatta açıp pencereyi bağırıyorum bazen. Değil mi? Bağırın diye. Değil mi? Yani hep birbirimizi korumak zorundayız. Ben kendimi korumuşum, sen korumamışsın, olmadı. İnşallah kısa zamanda kurtulacağız. Tekrar sporumuza döneceğiz, tekrar eski gündemine döneceğiz. Allah sonunu da hayretsin. Başkanım, kulüp olarak ne düşünüyorsunuz? Yani çok az bir süreç kalmıştı ligin oynanmasıyla alakalı. Orayı tamamlamak istiyordunuz ve playoff'a gitmek istiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü birçok şey konuşuluyor şu anda gündemde. Siz kulüp olarak ne düşünüyorsunuz? Şu anda siz de bekleyişinizi devam ettiriyorsunuz çünkü. Vallahi bu liglerin bitmesi gerekir. Yani başka bir şey olacağını düşünemiyorum. Yani büyük para harcayanlar var. Bunlar şimdi yani bitmeden nasıl şampiyon ilan edilecek? Ya mümkün değil ki, doğru. Yani şaibeli olur, doğru şeyler. Bana göre Haziran gibi herhalde oynaması gerekir, öyle düşünüyorum. Ama önce sağlık, önce sağlık. Bir sene kaybedebiliriz, önemli değil ama futbol enteresan bir şey biliyorsun, bir tanışa var futbol. Tabii. Tekrar eskiler dönmek istiyoruz tabii ki. Ama sağlığımız kavuştuktan sonra. Her şey normale döndükten sonra. Tabii. Aynen. Hiçbir futbolcumuzun bir tırnağa bir şey olmasın. En büyük arzumuz bu. Yani biz sporla uğraşırken, ben 8 yıldır kulüp başkanlık yapıyorum. Aynen. Burada ben para harcıyorum, para kazanmıyorum ki. Ama nedir? Gençliğimizin, sağlıklı bir gençliğimizin, kötü yolla gitmeyen bir gençlik, altyapımıza ağırlık veriyorum. Yani şimdi bir hastalık geldi diye, ama biz bu hastalığın içerisinde tekrar maçlarına devam edelim, oynayalım. Öyle düşüncemiz asla yok. Gerekirse bu sene gitsin. Hiç şey değil yani. Tabii. Önümüzdeki seneleri kazanalım en azından. Doğrusu. Tabii. Allah korusun. Devam edebilir. Biliyorsunuz bu hastalığı yakalanan topçunun da, gencin de futbol oynaması mümkün değil. Evet. Futbol hayatı mı değil mi? Tabii futbol hayatı bitiyor tabii ki. Aynen. Yani biz gençliği kazanalım derken kaybetmeyelim. Mesele burada. Kesinlikle başkanım. Şimdi ortadan yakalayanlar için tekrarlayalım. Saffet Akkoyun hattımızda. Başkanım, 8 yıldır bu kulüptesiniz. Evet. Ve gerçekten şanssızlıklar oldu. Direkten döndüğünüz dönemler oldu. Ciddi ekonomik açıdan birazcık da tek başınıza kaldığınızı da biliyorum. Hani genel anlamda. Bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Özellikle neler yaşadınız? Çünkü hep tek listeyle son yönetimler oldu ki herkes size artık gözü kapalı güveniyor zaten kulüp içinde, ama neler yapmak lazım başarıya gitmek açısından? Çünkü Sarıyer kökleri olan bir kulüp. Burada tarihten hem oyuncu yetiştirme hem de üstlükleri, kupaları görmüş bir kulüp. O yüzden hani ne söylemek istersiniz kulüp başkanı olarak? Biliyorsunuz dün 14 Nisan bizim kulübümüzün Balkan kupasını aldığı bir tarihtir. Aynen. Herhalde Türkiye'ye takip edildi bilmiyorum. Evet. Ve Türkiye'de Balkan kupası alan 3 takımdan bir tanesiyiz. Biliyorsunuz Fenerbahçe, Samsunspor ve biz varız. Sarıyer demin dediğiniz gibi çok köklü bir kulüp. Yani acı şeyleri nasıl söyleyeyim bilmiyorum. 8 yıldır ben başkanlık yapıyorum. Bıraktığım an kulübe başkan bulamıyoruz. Çıkmıyor değil mi? Maalesef. Evet. Maalesef. Bu yalnız bizde değil, bütün kulüplerde bu sıkıntının yaşandığını görüyoruz. Görüyorum. Kötü bir şey. Biraz Sarıyer için çok kötü bir şey. Sarıyer'in eski yıllarını dönmek istemiyorum. Siz hep biliyorsunuz. Başkanım, valla bir ara çok çok büyük sıkıntılar kapanma noktasına gelen bir kulüp. Tabii. Olacak. Ben geldiğimde bunları söylemek istemiyorum. Evet. 8 sene evvel geldiğimde ben geçmiş 10 yılın sigorta borçlarını ödedim. Hala ödüyorum. Düşünmüştü. Hala yapılandırmış o borç. 10 yılın borçlarını ödedim. Yani maalesef genel yönetimden devlet Sarıyerspor Kulübü'ne ben bunu TR'de söylüyorum. Maalesef Levyat gibi Sarıyerspor Kulübü kenara itilmiş. Ancak biz Sarıyer'in gençleri, Sarıyer'in çocuklar da sahip çıkıyor. Ne yerel yönetimler sahip çıkıyor, ne de devletimiz sahip çıkıyor. Bizim sahamızı gelip görmenizde bir fayda var. Antrenman yerini görmenizde fayda var. Maalesef felaketin içerisinde yani.
Şimdi ben bölgeyi biraz bildiğim için de başkanım, aslında konu olarak muazzam. Hem stadın yeri, ama işte birçok şeyin revize edilmesi lazım. Burada da hem desteklenmesi hem de çeşitli izinlerin de verilmesi gerekiyor tabii. Sizin bunları yapabilmeniz açısından. Yoksa çok daha erkeninde belki de bu istediklerinizi çoktan yapmıştınız değil mi başkanım? Mutlaka. Şimdi şöyle bir şey. Başarı sadece kulübe para vermekle falan olmuyor bunlar yani. İlk toplanmakla olmuyor. Yok. Size orada antrenman sahalarınız, gençlere yetişecek yerler, altyapılar. Yani bu, biliyorsunuz bu futbol artık bilim işi yani. Tabii. 30-40 sene belki gibi çamur sahadan geçen gençlerimizden. Yok. O devirler geçti artık yani. Yok, bitti o işler, evet. Tabii. Yeni nesil futbolu çok değişik. Altyapı çok önemli. Teknik taşıma çok önemli. Doğru. Yani kalıcı gelirler yaratılması lazım. Maalesef. O da maalesef. Sadece bakın, ben aynı zamanda İstiklal Spor Kulübü'nün de başkanıyım. Hı-hı. 25 yıldır İstiklal Spor Kulübü'nün başkanlık yapıyorum. İstiklal Spor Kulübü'nün aylık 20 bin lira geliri var. Sarıyer Spor Kulübü'nün maalesef aylık 20 bin lira geliri yok, biliyor musunuz? Hiç düşünmüştüm. Tabii. Yani kalıcı gelir. Ya örnek veriyorum, bir otoparktır, işte bir çay bahçesidir, bir farklı bir şeydir. Hiçbir şey yok değil mi var? Hiçbir şey maalesef. Maalesef. Sarıyer'in şöyle bir dün var yine. Eski başkanlarına bakın. Yani bakın şöyle bir onları. Ne isimler var? Başbakan eşleri var. Kimler var? Ama maalesef bir benzin istasyonu, dağlar bomboş iken bir bilmem yer, bir park yeri falan öyle hiçbir şey verilmemiş. Şimdi oradaki biliyorsunuz tesislerimiz var. Bunlar da İSKİ'nin, İSKİ'ye kira ödüyoruz. İSKİ'ye çıkarsanız 40 yıllık binalar. Ya maalesef işler arası Sarıyer Spor Kulübü'nün durumu. Ama tabii şu anda düşünüyorum, bizim şu artık hedef, tabii Sarıyer Spor hedefleri var, üste çıkmak. Ama bir üste çıkacağız diye her yıl dünya para akıtarak tesisleşme yapamıyoruz. Artık bunu yapacağımız şey altyapıdan topçu, tesisleşme. Yani artık kendimiz yapacağız anlaşılan. Maalesef devletim de, yerel yönetimlerim Sarıyer'e maalesef güveni bıraktım baktıklarını açık açık söylüyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Federasyonunda konuşuyorum, her yerde söylüyorum bunu. Yani Sarıyer Spor Kulübü sadece safhada kalmaması gerekir. Yazıktır, günahtır. Ya bu tarz kulüplere, özellikle camiası olan kulüplere bence de daha fazla imkan sağlanması gerekiyor. İşte bu dediğiniz gibi saha, imkan, gerektiği zaman vergi borçlarında. Çünkü artık yeni bir sistem var başkanım, siz de biliyorsunuz. Kulübün borçları varsa kapatalım, işte yeni Sarıyer açalım. İşte böyle olmuyor. Biz bunu bana da geliyorlar, kulübü satar mısınız falan filan. Ben de diyorum ki, ben yaşadığım sürece Sarıyer Spor Kulübü bir satın alamaz. Sarıyer Spor'un bir geçmişi var. Yani dönüyoruz şimdi, siz de biliyorsunuz. 2000 lira, 3 milyon, 4 milyon kulüpler satılıyor, el değiştiriyor, her sene bir kulüp birine gidiyor. Yani bir sürü şeyler buna, bütün kulüp başkanları dostlarım benim, hepsi kardeşlerim. Yani hiçbirisi bir şey söylemek istemiyorum. Ama şirketleşmeye de bakın mesela, Samsun'da şirketleşti ama Samsun aslanlar gibi gayet güzel. Yani test hepsi böyle olabilse. Yani bir seyirci, bir ilk takım olmak çok önemli. Sarıyer'in tabii ilçe takımıdır. Gerçi Sarıyer'in biliyorsunuz küçük bir Trabzon'dur Sarıyer yani. Tabii. Sarıyer'ler futbolu çok sever. Futbol tarlası Sarıyer. Kimler yetişti ya? Başkanım burada ya. Tabii canım, tabii bunları şimdi Sabak'la bitiremeyiz. Sayın Hanım, birinin unutursa kayıp olur. doğru. Ama dediğiniz gibi filmi çekilebilecek önemli bir tarihi de olan, hatta işte filmlere, dizilere konu olan bir takım Sarıyer. Tabii. Kıvanç Tatlıtuğ'un, Ferhat Göçer'i de son dönemlerde hatırlıyoruz tabii bulunduğu süreçte. Ferhat Göçer hala bizim yönetimizde. Evet. Yani Sarıyer dediğiniz gibi filmi çekilecek bir şey yani. Evet. Başkanım, hayaliniz ne? Son soru mu? Hayalim. Sarıyer'in Süper Lig'de olması lazım. Başka ne hayalim olabilir? Bravo. Bir ayrıca tesislerin birleşmesidir. Sarıyer'i bir üstlükte görmeden ölürsem gözlerim açık gider. Bravo başkan. Valla bu hani 10 yıla damga vurmuş bir isimdir. Ben Saffet Akkoyun'u bilirim. Ve inşallah bunu yapıp görevinizi icra edersiniz başkanım. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere. Saygılar başkanım. Sizinle iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Saffet Akkoy'un Lig Radyo'da Sarıyer Kulüp Başkanı bizlerle birlikte oldu. Şimdi öyle bir olay ki başkan sadece gerçekten işini yapmaya çalışıyor. Başka futbol tarafında çok fazla müdahil olmamaya çalışıyor. İşte kulübün aslında yönetiminde herkes bir görev paylaşımı yapılmış durumda ama aslında bakarsanız bir de kulübün genel kaptanı veyahut da yönetiminde sportif direktörü mü diyebileceğimiz aslında kulübün birçok bölümünde yer alan Ali Büyükaşar'a da bir yayınımıza bağlayalım. Ali Bey'in de dördüncü yılı ve kulübü de çok yakından biliyor. Özellikle sahada önemli sorumluluk alan kişilerden birisi de Ali Büyükaşar. Ali Bey'le de bir konuşalım. Ali Bey hoş geldiniz, merhaba. Sesinizi alamadık Ali Bey, duyabiliyor musunuz? Merhabalar Yetkin Bey. Şimdi geldi. Evet. Geliyor mu? Şu anda geldi. Şu anda geldi. Evet. Merhabalar Yetkin Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Valla bu süreçte ne kadar gerçekten iyi olabilirsek hem şu anda futbol gündemi koronavirüs tarafından ele geçirilmiş durumda. Ama inşallah gerçekten bu lanet üstümüzden kalkar ve hepimiz o tekrar güneşli günleri görmek istiyoruz. Az önce başkanla konuşurken de aslında başkan da önce sağlık dedi, gerçekten her açıdan önce sağlık dedi. Siz neler söylersiniz? Hani bu kulüpte herkesin tabii bir görev paylaşımı var ama işin yürütme tarafında gerçekten siz çok sorumluluk aldığınızı duyuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sarıyer Kulübü bu konuya nasıl bir hazırlık yaptı? İşte hocanın verdiği planlar doğrultusunda çalışma programı mı uyguluyor? Bize bir özet geçer misiniz? Tabii ki. Öncelikle Yetkin Bey, sizin şahsınızda Lig Radyo ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz için Sarıyer Spor Kulübü adına. Sorulara gelecek olursak, öncelikle bu salgın hastalık tüm dünyayı sardığı gibi ülkemizi de sardı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi görenlere de şifa diliyorum. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Öncelikle bunları ifade etmek istiyorum. Olaya geniş olarak bakarsak tüm spor dünyasının virüs sonrasında felç geçirdiğini söyleyebiliriz. Örneğin UEFA, FIFA bütün organizasyonları erteledi. Yetkili Türkiye Futbol Federasyonu dahil olmak üzere tüm dünyadaki federasyonlar ligleri belirsiz bir tarihe erteledi. Yine büyük organizasyonlardan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olsun, olimpiyatlar olsun, evet. Hepsi ertelendi. Buradan nereye varmak istiyorum? Buradan varacağım yer, öncelikle sabırlı olmalıyız. İnsan sağlığı hepimiz için önemli. Hepimizin aileleri var, hepimizin çoluğu çocuğu var. Duyarlı olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım. Devletimizin ve yetkili mercilerin, Sağlık Bakanlığı'nın direktiflerine uymamız lazım. Biz neler yaptık bu süreçte? Öncelikle takımımıza izin verdik. Ama izin vermemiz demek onları kontrol etmiyor anlamına gelmez. Hocamızın çıkarmış olduğu bireysel antrenman programlarıyla bütün oyuncularımızı takip altında tutuyoruz. Onların günlük performansları geriye düşmesin diye onlar da kendi evlerinden bireysel olarak bu antrenmanları uyguluyorlar. Onun dışında haftalık olarak telefonla, telekonferans yöntemiyle gerek takım kaptanı olsun, gerek bazen teker teker oyuncular olsun, kendilerinin herhangi bir isteği olup olmadığına, bu süreç içinde onlara hangi konularda yardımcı olabileceksek bütün Sarıyer Spor Kulübü olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Genel olarak bu şekilde değerlendirebiliriz. Peki. Şimdi Ali Büyükaşar'la konuşuyoruz. Ali Bey, şimdi aslında bakarsanız bu yılın biraz aşağılarda kalma nedenlerini biraz konuşalım. Çünkü Sarıyer son dönemde hep playoff'u zorlayan, playoff'un içinde bulunan, hatta finale kadar çıkan o yolculuklara kadar hatırladığımız süreçler geçirdi. 2019-2020 senesiyle ilgili bir bilgi almak istiyoruz. Tabii hoca değişikliği de yaşadınız. Evet. İstediğiniz kadroyu kurabildiniz mi? Bize birazcık da kadro yapılanması, kadro mühendisliği ile ilgili de bize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet.
Şimdi şöyle, sizlerin de bildiği gibi Sarıyerspor Kulübü normalde hak ettiği yer, olması gereken yer, hafızalardaki yer Süper Lig'dir. 80'li ve 90'lı yıllarda çok uzun süre Süper Lig'de biz mücadele ettik. Nereye gitsek bu Süper Lig hafızası bizim karşımıza çıkıyor. Çok da doğal. Evet, tabii ki biz Balkan Kupası'nı kazanmış Türk spor tarihinde 3 takımdan bir tanesiyiz. Zamanında ülkemizi milli arenada da temsil ettik. Çok büyük yıldızlar çıkardık. Milli takım seviyelerinde oynattık bunları. Dolayısıyla biz hangi koltuklarda oturduğumuzu, hangi camiayı temsil ettiğimizi çok iyi bilen insanlarız. Son yıllardaki duruma gelirsek, uzun yıllardır Sarıyerspor Kulübü ikincilikte devam ediyor. Kaç yıl olmuştur tam ikincilik? Benim bildiğim kadarıyla 16 sezon oldu. Değil mi? Uzun bir ara verdik, evet. 1-6'da hiç olmadı galiba, değil mi? Ben hatırlamıyorum. Ali Bey. Yok, olmadı. Hayır. Üçüncülükte hiç olmadı değil mi? Evet, yani. Evet, olmadık. Evet. Allah da göstermiş. Aman. Yukarısı. Evet, aşağısı değil. Geçen sene bir heyecan oldu. Sizlerin de bildiği gibi. Evet. Güzel götürdük. Birinciydik. Fakat nasıl söyleyelim? Stresi belki de taşıyamamış olabilir. Gerek futbolcular olarak, gerek teknik ekip olarak, gerek bir eksiklik varsa yönetim olarak, sonuçta başarı nasıl hep beraber sahipleniliyorsa da, bir başarısızlık varsa da yine hep beraber bunu göstermemiz lazım. Öyle veya böyle Sarıyerspor Kulübü geçen sene başarılı olmuştur. Yeniden gündeme oturmuştur. Hatta gündeme oturduktan sonra bu bir dizi olayı da vardı. Kıvanç'tan tutun bizim Sarıyerspor Kulübü'nün Amigos'unu falan oynadığı dizi. O da bir yeniden hafızaları tazelemiştir. Çarpışma mıydı? Neydi ismi? Ali Bey? Çarpışma dizisiydi. Kendisi bir polis memurunu oynuyordu. Aynı zamanda Sarıyerspor Kulübü'nün Amigos'uydu. Çok etkileyici bir diziydi ama evet. Ya. Evet. O sahneye müthişti. Maddi olarak değil ama manevi olarak mutlaka bir faydası olmuştur kulübe. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Maçımıza da geldi zaten. Her neyse geçen sene ucundan kaçırdık diyelim. Bu seneye geldiğimizde bir teknik direktör değişikliği oldu ve yeniden bir yapılanma oldu. Ahmet Akşan ismiyle anlaşıldı. Sonrasında beklenilen olmayınca Şaban Yıldırım ismiyle anlaşıldı. En son olarak da Ekrem hocamız da hala devam etmekteyiz. Belki şurada hata yapılmış olabilir. Kadroyu, başarılı giden bir kadroyu niye bu kadar değiştirdik diye soru gelebilir. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Her futbolcunun ve her teknik direktörün kendisiyle alakalı olan kariyer planları vardır. Her şeyde para değildir. Dolayısıyla bizimle devam etmek isteyen hemen hemen bütün oyuncularla biz devam ettik. Ama farklı kariyer planları olabilir, farklı hayalleri olabilir. Dolayısıyla herkes istediğini yapmakta da özgürdür. Dolayısıyla biz bu yoldan gittik. Bu sene biraz çalkantılı geçirdik. Sonradan toparladık. İkinci devreye baktığınız zaman ligin en çok puan toplayan 3-4 takımından bir tanesiyiz. Aslında işler bizim adımıza olumlu gidiyordu. 1-2 kritik haftada puan kaybettik. Bunlarda da çok fazla bu konulara girmek istemiyorum ama hakem hataları da ön planda oldu. Bizi de gerçekten üzdü. Şu anki durumumuzda playoff'tan 5 puan gerideyiz. 6 tane de maçımız var. Umutluyuz. Her şey olabilir diye düşünüyorum. İnancımızı kaybetmedik. Yok tabii şu anda hiç gerçekten bitmiş bir şey yok. Aradaki puan farkları çok çok düşük. Az önce ben tam giriş esnasında programa girdiğimde de şu anki puan durumundan, rakiplerden biraz bahsettim. Kalan fikstür 6 maç ve bakalım hedefler, idealler tutacak mı? Ali Büyükaşar çok çok teşekkür ediyorum. Ben başarılar diliyorum. Ben bir iki konuya tabii. eklemek istiyorum. Çok fazla soru geliyor. Tabii ki. En azından aracılığınla aynen. Buna cevap vermek istiyorum. Bir tesis projesi vardı. Onu hatırlıyorum. Evet. Tesis projesi konusunda değildi ama kısaca ona da bir iki cümle söyleyeyim. Tabii. Spor kulüplerini yaşatanlar altyapılardır. Altyapılarda tesislerden beslenir. A takım için de tabii bu geçerli. Biz de birçok ikincilik kulübü olduğu gibi bizde de bu tesisleşme konusunda sıkıntılarımız var. Gerekli mercilerle tabii bunları konuştuk. Hem modern bir stadyum,
hem de iyi bir antrenman tesisleri, bir kamp tesisleri ihtiyaç var. Buradan sizin aracılığınızla da bunu dile getirmiş olalım. Son olarak benim ekleyeceğim şeye geleyim. Bize şu sorular geliyor. Ligler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Playoff sistemi getirilmeli mi? Veya liglerin tescil edilmesi mümkün mü? Çok kısa buna da değinmek istiyorum. Bunların hepsi ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer salgın ülkemizde kontrol altına alınırsa ve normalleşme sürecine girebilirsek, inşallah bunu temenni ediyoruz. Süper Lig'de 8 hafta, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 6 hafta bir periyot kaldı. Bunu çok rahat bir biçimde çarşamba pazar örnek veriyorum oynayarak 3 hafta içinde, bilemediğiniz 4 hafta içinde ivedilikle tamamlayabiliriz. Hatta bunun içine periyot şeyini de sokabiliriz periyodunu da. Ben bunu verimli olacağını düşünüyorum. Tabii altını çiziyorum. Her şey yolunda giderse. Süper Lig içinse sonradan icat edilmiş bir playoff sistemini uygun görmüyorum. Çünkü kural neyse odur. Kurallar sonradan değişmez. Benim kendi düşünceme göre emekler ziyan olmasın. Liglerin bu şekilde tescil edilmesi konusuna gelirsek de bu da bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tabii bunun eleştirileri var, olumlu olumsuz yanları var. Örnek veriyorum, bu denendi, Belçika'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek takım belli oldu. Şu an resmi olarak durdurulan Belçika Pro Lig'de lig birincisi kulüp bir şampiyon ilan edildi. Neticeye bakarsanız bu da bir çözümdür. Ben ligin tamamen iptal edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü burada oynanmış olan maçlar var. Burada verilen emekler var. Dolayısıyla herkesin emeğine de saygı duymak lazım. Ben liglerin devam etmesini temenni ediyorum. Bunun olmaması durumunda ligin tescil edilmesini doğru buluyorum. Dediğim gibi liglerin iptal edilmesini kesinlikle doğru bulmuyorum. Bir spor insanı olarak da bunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Ali Bey çok teşekkürler, saygılar. Sağ olun, saygılar bizden. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kulüpteki herkese selamlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok görüşürüz. Sağ olun. Evet, Ali Büyükaşar'a teşekkür ederim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra teknik direktör Ekrem Al ve bunun dışında 3 tane de çok değerli futbolcu arkadaşımız olacak. Lig Radyo'da Ajans Futbol Sarıyer özel bölümünde. Kısa bir ara. Dinlemekte olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ajans Futbol'a hoş geldiniz. Herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Lig Radyo'da Yetkin Etkin'le Ajans Futbol başladı. HDI Sigorta sponsorluğunda yayınımıza hoş geldiniz. Korona günlerinde bilindiği gibi 2. ve 3. yıl programlarını haftalardır işlemeye devam ediyorum. Ve bugün sizleri tarihi çok eski birçok oyuncu yetiştirmiş ve aslında futbol camialarından bir tanesi taraftarıyla da bütünleşen Sarıyer kulübüyle sizleri buluşturacağım. Sarıyer bir dönemin ekolü aslında. Sarıyer'e gönül veren çok sayıda taraftar olduğunu da biliyorum. Bizi şu anda takip eden taraftarlara da buradan selam olsun diyelim. Ama biz program içerisinde Sarıyer'in hem gündelik performansını konuşacağız hem yapılacak bundan sonraki süreçte projeleri konuşacağız. Aktif futbolcuları konuk edeceğiz. Başkanımızı, sportif direktörü ve aynı zamanda hocamızı ağırlayacağız. Yani dolu dolu bir saat sizleri bekliyor olacak. Ve Sarıyer'e gönül verenlerin de bence dikkat...